Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Beyond Köfte İsa'nın 31. bölümüne hoş geldiniz ve rahat bir biçimde video çekebiliyorum ve bayağı bir ilginç değişiklik görüyorsunuz. Burası şu anki depolama alanım, ancak burası taşınacak yakında ve valla buralar artık kullanıma hazır. Burası workshop, yeni workshop olacak. Yani burası fabrik otomatizasyona ayrılacak. Bu arada sinekinizi kapayım bir. Yani buralar gene otomatizasyona ayrılacak. Şu makineler, yani elle kullanacağım makineler buraya taşınacak. Evet. Ve bunun yanı sıra şurada iki tane oda var. Bu Tomcraft odası olacak. Şurası Botanya odası. Ve bugün biraz Botanya ile uğraşacağız, ancak öncelikle birkaç değişikliğe değinmem lazım. Kapı artık burası ve şunların, hani benim ısrarım sonucu bu camlar mana glass cam oldu. İşin büyük kısmını eş yaptı, ben de bazı ilginç dokunuşlar yaptım. Yani ben de kendi yeteneklerimi geliştirdim. Mesela şu cam kısım ve asansör boşluğu benim işim gibi. Evet. Ve asansör boşluğu. Burası ne olacak diye soracak olursanız, buraya Numedicraft'ın asansörleri gelecek. Bu bölge full Applied Energy 6 makineleri dolu olacak. Ve burası kar tutmaya başlamış. Burası karlı bir biyomdu, değil mi? Burası ofis odası olacak ve bunun üstüne bir de helikopter pisti yerleşecek. Ve huhiii! Evet. İnişimizde yaptığımıza göre burası ne olacak diye soracak olursanız, şu karanlık bölgeler biraz sinirimi bozuyor, o yüzden şu şekilde ışıklandıracağım. Işıklandırmayla ilgileneceğim bir yere. Burası ise otomatik maden işleme sistemi. Bir polen. Ve ayrıca yaptığım ilginç bir arkadaş daha var. Terra Shatter. Terra Shatter nedir diye soracak olursanız bilmeyenlere, selam. Azıcık uzağa gidip göstermek istiyorum, çünkü bu bölgeye pek zarar veresim. Şurası uygun. Mesela şu haliyle normal bir pickaxe. Bu arada unutmadan, Terra Shatter'ın normal tipinden farklı olduğunu göreceksiniz. Terra Shatter'a Elementum Pickaxe, şöyle buraya bunu Elementum Pickaxe olarak düşünün. Bu ikisini yan yana koyduğunuzda ortaya çıkan şey bu pembe uçlu oluyor ve Elementum Pickaxe'in olayı cobblestone'ları yok ediyor. Bu da aynı özelliğe sahip. Ve ayrıca buna sağ tıkladığınızda 5'e 5 bir alan oluyor. Tabi bu seviyesine göre belli. Hatta D seviyesinin bu özelliği yok. En düşük seviye bu. C seviyesi 3x1. Yani şöyle bir çubuk kazıyor. B seviyesi 3x3 kare. A seviyesi 5'e 5. Bunları bilmiyorum, ancak bunlara geçireceğim. Bunu nasıl upgrade ediyoruz diye soracak olursanız, mana pool'a atıyorsunuz ve mana içine doluyor. Evet, Terra Shatter'ın olayı basitçe bu. Ve evimize geri dönelim. Ve yapmak istediğim bir şey daha var. Bu arada gene can sıkıntısından bolca Gaia öldürdüm ve bu yüzden elimde bir alet daha var. Pinknator. Ve şunlar bir işime yaramıyor. O yüzden bunlar burada duruyor. Evet. Pinknator'ı geçtiğimize göre Ring of Thor ve Ring of Loki olayımız. Ring of Thor bunun gücünü arttırıyor. Ve 3 boyutlu bir alan kazmasını sağlıyor. Ring of Loki ise inşaat esnasında işe yarayan bir şey. Ve Ring of Thor, Ring of Odin ve Ring of Loki birleştiğimizde Ring of Esir elde ediyoruz ve bunun olayı, as the God says,
3 yüzüğün de özelliklerine sahip. Evet. Kısacası 3 yüzüğün de özelliklerini aynı anda taşıyor artık. Evet. Bu iğrenç gülme kısmını geçtiğimize göre, bu arada şunu siz de gelin. Ve ben bir şey daha yapmak istiyorum. O da Mana Mirror. Bir adet Mana Mirror craft edeceğim. Onun için ilk olarak bana siz ikiniz gelin. Bir tane sen lazımmışsın. Mana tablette bir tane daha sen ve 8 tane sen. Evet, mana tablet hazır. Ardından siz ikiniz gelin. Ve bir tane daha Living Rock. Evet. Mana Mirror. Mana Mirror nedir diye soracak olursanız, bu bayağı işe yarayacak bir alet. Ama bunun için öncelikli olarak burayı biraz adam etmemiz lazım. Ve benim biraz Rehan'ın evine gitmem lazım. Çünkü şu an benim herhangi bir mana sistemim yok. Ve o esnada size Eye of the Flugel'i göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu arada bunun yerini değiştireceğim. Kendisi ne işe yarıyor diye soracak olursanız, evet, seni tam olarak buraya atayacağım. Evet, bu Rehan'ın evine atalım ve sağ tıkladığımda beni Rehan'ın evine atıyor. Evet, Reha ben yokken Epey tercihsiz ise geçmiş. Biz de yakında geçeriz artık. Evet. Şimdi bana lazım olanlar bunlardı. Ve şimdi aynı yöntemle, bu arada neden Scorpio benim evim diye soracak olursanız, sebebi ben Akrep Burcu'yum. Evet. Tüm açıklama, tüm gerekçe bu. Ve bununla bu şekilde çok daha hızlı bir biçimde burayı grasslandırıyoruz. Şunu da harcayalım artık. Evet. Ve burada bunların uçan versiyonları söz konusu, fakat uçan versiyonlarını kullanmıyorum. Çünkü yapmak istediğim önemli bir nokta var. O da neredesiniz? Overgrowth seedler. Bunları iki farklı yolla elde edebiliyorsunuz. Ya dungeon loot olarak elde ediyorsunuz. Ya da Gaia dövüşünden elde ediyorsunuz. Ve grasslara buna sağ tıkladığınızda yaptığı şey çok basit. Üstündeki çiçeğin çok daha fazla mana üretmesini sağlıyor. Evet, basitçe düzen bu. Evet, ve şimdi yapmamız gereken diğer bir arkadaş ise bana biraz scaffolding malzemesini patlayacak çünkü. Evet. Evet, şuraya bir alta, ardından Wand of the Forest, Bind Mode, evet, bu ilk aşama deposu ve şu sizi bozuyor. Onu seni şöyle yüzük slotuna falan koymamız mümkün mü? Hayır değilmiş. Sağlık olsun. Ardından burada mana spreader'ımızın, bu arada şuradan yana biraz genişleteceğim sanırsam. Mana spreader'ımızı alalım ve
benzer şekilde yine benzer bir şekilde şuralara da mana spreader gelecek. Ancak şimdilik bu. Ama evet. Köfte ve over engineering'leri. Tamamdır. Ardından sevgili mana spreader. Ve distributor. Ama sen ona değil, şuna bağlanacaksın. Evet, dördü arasında da direkt dağıtıyor. Ve bana biraz daha mana distribütörü lazım. Evet, yapımı fazlasıyla kolay mana distribütörlerin. Mana distribütörlerde manayı eşit olarak her yere dağıtıyor. Evet, şimdi sen gel, siz gelin. İki tane daha mana distribütör lazım. Teşekkürler. Ardından tamamdır. Hatta bir saniye. Buraya da bir tane koyabiliriz. Düşününce. Aa, ya da koyamayız. Tamam. Ama şuraya bir adet mana pool koyacağım. Bu mana pool nedir diye soracak olursanız, basitçe biraz daha spark gerekecek bize demek oluyor o mana pool. Evet, sparklarımızı yerleştirelim. Daha sonra yapalım önce. 5 tane spark gayet makuldür bence. Ardından neredeydiniz? Ha, buradaydınız. Gold Nugget. Evet. Bunları da aldığımıza göre buraya bir evet, şu an mana krizimiz olduğu için çünkü tüm mana sistemimizi taşıyoruz. Ve burası da bayağı bir doldu. Evet, 5 tane spark ve spark augmentation. Dominant elde etmek istiyorum. Onun için bir de pixie dust, bir de fire rune. Pixie dust'ımız var mı? Varmış bir de. Dominant. Peki buradaki konsept tam olarak ne olacak diye soracak olursanız, dominant. Bu üçünün manaları, hatta sen değil. Bu dördünün manaları direkt buna geliyor. Yani kısacası bu hata dur.
3 tanesi arasında paylaşsınlar. O zaman o tarafa doğru biraz bayağı bir genişletmem gerekecek. Pixie Dust. Teşekkürler. Dominantlar hepsinden çekiş sağlıyor. Yani kısacası bu üçüne paylaştırılacak bütün mana. Şunları da bağlayacağım. Burası genel bir mana havuzu olacak sadece. Toplu mana havuzu diyelim ona. Hatta azıcık spark. Ve şu arkadaşımızdan da yiyelim. Pazara gidelim. Bir sınırsız meyve yiyelim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha çiçek lazım bana. O zaman sen gel. Ve seni bu şekilde dönüştürelim. Bu arada evet, Botanya modunu fazlasıyla çok fazla sevdim. Hatta bilemiyorum, belki Beyond Reality'den sonraki serim büyük bir seri olursa büyük bir seri olabilir Botanya için sırf. Evet ve bir adet daha gold. Neticede inanılmaz keyif aldığım bir mod bu. Siz de gelin. 6 tane spark. Yay! Siz bu üçü arasında paylaşılacaksınız ve benim ardından burada ihtiyacım olan bir arkadaş da söz konusu. O da mana glasslar. Ve iki adet de kovaya ihtiyacım olacak. Kovalar buraya. Evet. Bu mana spreader'la şu yöne bir şey atılır. Bu da şurada bizim iki tane o makinemizi çalıştırır. Ve ardından bana bir şekilde bir su kaynağı lazım. Bunu da buradan halledelim. Evet, Eye of Flügel sana ihtiyacım yok. Tabii bunları unutmuşum. Bu arkadaşları unutuyoruz. Onları keşke başta koymasaymışım. Hatta önceden bir şimdilik bir kaldırayım onları. Çünkü o arkadaşların olayı su tüketiyorlar. Mana üretmek için. Bu işe yarıyor mu? Hayır, yaramıyor. Ama bu yarıyor. O zaman artık bunu şunları yerleştirebiliyoruz. Ve siz Bind Mode. Optifine'ın bir bug'ı yüzünden saçma bir açı, bazı açılarda evet, bunlar buna bağlı. Bir üstündekiler de ona bağlı olacaklar. Evet, bize grass lazım. Ben grasslarımı içeride unuttum. O da harika. Bölüm bitmeden yapmam gereken bir şey daha var. Onu da unutmamalıyım. Grasslar gelin.
Fen klasımız gitti. Sağ olsun. Biraz teknik olarak pahalı bir şey aslında. Düşününce. Bunda gerek yoktu. Ve bu şekilde bu suları yerleştiriyoruz. Ve ardından bu arkadaşları bunu buralara koyuyoruz. Ve ardından sizleri bir bindleyelim. Çünkü muhtemelen bu bunu aldığıdı. Yani emin olmayınca bu sadece evet, burada da manalarımız birikiyor. Uhuu. Bu işlem biraz iki kat daha devam edecek ama öncesinde ben başka bir şey daha yapmak istiyorum. Bir moda başlamadan önce yapmam gereken önemli bir unsur var. O da evet. Sizleri şimdi buraya koyacağım. Bunları bölüm arasında yerine yerleştiririm. Sen git, sen git. Evet, şunu ne işe yarayacağını gösterecektim. Bu mana mirror. Yaradığı iş çok tatlı bir şey ve bunu shift sağ klikle buna bağlayacağız. Ve bu artık mesela seni azıcık atalım. Gördüğünüz gibi uçabiliyoruz. Fakat manamız şundan kullanılıyor. Evet ve gördüğünüz gibi onda mana bitince bende de mana bitti. Kısacası bu arkadaş bizim manamızı buradan sağlayacak bir arkadaş. Huh. Mana demişken bakalım bunu şarj ediyor mu? Etmiyor. Ya da edemiyor. Şu Black Lotus'larımızı alalım bir atalım. Evet. Mana'nın durumunu da buradan görebiliyoruz. Evet sanırım bundan sonra mana tablet taşımama gerek kalmayabilir bu arada. Mana üretimini bayağı bir arttırdıktan sonra. Hatta bu bölge sadece şuna hizmet etmek için olabilir. Daha sonradan şunları şuraya taşıyabilirim. Yani burası sadece benim kişisel mana kullanımım için ayrılacak bir mekan olur. Orada bir şeye bakacağım. Evet. O zaman hadi diğer işe girişelim. Bunun için öncelikle bana bakalım. Burada var mı dostları? Yok. O zaman 1, 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3. Siz dördünüzden de dust lazım. Ha bu arada stone'lar gelin. Evet, artık epey enerjisi ise geçmenin vakti geldi neticede. Ve bunlar onu bana garantilesin. Bir şey merak ettim. Sen sizi segmilden geçirsem oluyor mu? Insulator, compressor, polarizer, packager, electrolyzer, assembler, hammer, segment. Ha, tamam, segment'de oluyormuş. Şunları ben segment'den geçireyim. Hatta bir saniye.
Dark Steel Ball'lar işe yarar mı burada? Güzel bir soru bence. Güzel bir deney yapmış oluruz bunun üstüne. Eğer Dark Steel Ball'lar olursa orada bir sıkıntı var. Çünkü bu bana bayağı sonsuz değerli bir şeyler kazandırmış olur. Evet. Elmam. Evet, sen de dola dur orada. Şurayı da dizeceğiz. Öncesinde bir de ben şimdilik suyu şuraya koyacağım. Su lazım çünkü. Evet. Siz de şöyle gelin. Ardından bana iki stack de sand. Evet. Gördüğünüz gibi bana Sertus Quartz Seed veriyor. Ve bunları burada büyümeye bırakıyoruz. Bir yandan da Growth değil. Growth Accelerator. Bakalım. Abi sen seni yapabiliyorum. Bunun için Fluix lazım bana bolca. Fluix'in yapımı ise aslında kolay. Evet. Chart Sertus Quartz. Quartz ve Redstone. Siz gelin 2 dakika ve siz aşağıya gidin. Bunlar hızlı oluyor. Bayağı hızlı oluyor gördüğünüz gibi. Evet, Unnatural Achievement'ını aldık. Ardından bizim yapmamız gereken şey bir stack daha quartz dust elde etmek. Çünkü bir stack'ini sadece crafting için kullanacağım. Evet, gel bakalım. Ardından bakalım bunu kullanabiliyor muyuz craft'ta? Evet, kullanabiliyoruz. Quartz glass. Yay. Ardından Quartz Fiber. Gel bakalım. Sonra da siz gelin. 18. Evet. 64 tane yaptık. Sonra da dört tane, hatta beş tane. Böyle miydi recipe? Hayır, Hall of Growth değil. Evet. Ardından siz. Teşekkürler. Ve merkezi aşağıya koyacağız. Öyle karar verdim. Fikrimi değiştirdim. İlk olarak sen şöyle geleceksin, ardından sen ona şuradan bağlanacaksın. Bunlar şu yönlerden sadece enerji girişi ve çıkışı olabiliyor. Bu arada aklınızda bulunsun. Evet. Ve aşağıya ineceğiz. Tamamdır. Orayı ben daha sonra stone'la kapayacağım.
ve burada bir arkadaşa daha ihtiyacımız, işimiz düşecek. O da Energy Acceptor. Bunun yapımı da gene fazlasıyla kolaydır. Bir, iki, üç, dört. Bir. La. Ve beraberinde azıcık da stun alalım. Sen gel. Sen gel. Bir şey yapmak istiyorum. Toggle Bus. Tamam, senin yapımın da gene gereğinden fazla kolay. Toggle Bus önemli bir arkadaş bizim için şu an. O arkadaş demin craft ettiğimiz, kurduğumuz düzenek sürekli enerji tüketen bir düzenek. Ve bunun arada enerji kullanmasını istemiyoruz. Yani sadece istediğimiz takdirde enerji kullanmasını istiyoruz ve bunu Toggle Bus ile yapacağız. Evet, ve ardından gördüğünüz gibi şu an herhangi bir redstone sinyali almıyor. Ancak oraya bir redstone koyarsam bu şey redstone sinyali almaya başlayacak. Daha doğrusu enerji almaya başlayacak. Evet, bakalım gördüğünüz gibi alıyor. O zaman burayı kapatabiliriz. Device online. Tamam, device offline. Ve yapmamız gereken son iş buraya suyumuzu koymak. Ve ardından sen buraya. Siz buraya. Sen buraya, buraya. Evet, ve bunun tabii ki de artık daha büyük bir chest olması gerekecek haliyle. Ama şimdilik aslında chest'e bile gerek kalmayabilir çünkü chest'ten evet, Sertus Quartz seed'lerimizi koyalım. Hazırlayalım. Bu arada gördüğünüz gibi bir dust'tan iki tane elde ediyoruz. Bunu yapmamızın sebebi quartz sayımızı ikiye çıkartmak gibi bir şey. Bu seedler işleri bittiklerinde cure hallerine dönüşüyorlar. Ve tabii ki de sizleri açıyoruz ve bunların büyümelerini izliyoruz. Hatta gördüğünüz gibi büyüme oranları çok daha hızlı. Tabii demin göstermedim ancak deminki sistemle bu şey saatler alan bir düzen ama şimdiden %5'ini geçtik bile. Ve bunun sonucu olarak bize şunları verecekler. Recipe olarak bakacak olursak mesela şunun recipe'sine bakalım. Gördüğünüz gibi normal Sertus Quartz'ı da kullanabiliyoruz. Pure versiyonu da kullanabiliyoruz ve bir tane Sertus Quartz'tan iki tane pure halini elde ettiğimizi düşünürsek iki katı kârdayız. Sentleri saymazsak ancak sentin üretimi de kolay bir iş. Evet, hatta şimdi tekrar bakalım büyüme oranlarına. %50 olmuşlar bile. Evet, bu şekilde düşürelim. Evet.
Ve yapmam gereken son bir önemli arkadaş daha, iş daha var. Bunu yerini taşımak. Artık sen bu çanka müdahale et. Hatta F9'dan bir kontrol edelim. Evet. Bu çankı merkeze al. Ve tabii ki de şu tarafa bir tane daha koyacağız. Ve bu sayede... Bu arada unutmadan bunları burada sonsuza dek bırakabilirsiniz. Çünkü özellikleri arasında dispawn olmuyorlar ve red ve pure halleri de elimizde. Evet. Bu arada bu pure'ları da normal hale çevirmek fazlasıyla kolay. İlk olarak bunları çeviriyorsunuz. Sonra bunları hammer'a atıyorsunuz. Forge hammer'a atıyorsunuz. Bitti. Hani o yüzden ben hepsini pure haliyle depolayacağım işledikten sonra. İhtiyaç duyulduğu takdirde, çünkü bazıları illa bunu istiyor. İhtiyaç duyulduğu takdirde hadi siz gelin şuna dönüşün diyeceğim. Nether Quartz'lar ancak geçiyor mu? Hayır sanırım. Ona bir emin olmak istiyorum şu an. Evet. Çoğu SP'de geçmiyor. Yani burada kimlerde geçiyor? Daylight Sensor'da geçiyor olması lazım. Bunlar da geçmiyor mesela. Ama onları da zaten çağırması kolay. Evet. Hatta belli bir oranını inventory'de depolayacak şekilde hazır ayarlayacağım. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötü Köftenin günler, iyi eğlenceler.